Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi FED'den önceki son akşam birazcık altın fiyatlarında hafif bir yukarı doğru bir kıpırdanma başladı. Petrol fiyatlarında bugün biliyorsunuz 2 gündür çok ciddi anlamda bir rally yapmıştı drone saldırısından dolayı. Bugün bir petrolde ilk defa şöyle bir kırılma geldi, bir düzeltme sert. Gerçi hafif şu anda biraz daha topluyor. Dolara bakacağız, altına bakacağız, petrole bakacağız. FED'den önce, bir gün önce ne gibi fiyatlamalar var arkadaşlar, ona bakacağız. Yarın da biliyorsunuz söz verdiğim gibi inşallah FED'de bir canlı yayın yapmak istiyorum. Hem genel piyasalara bakarız, piyasaların nasıl tepki verdiğine bakarız. Hem de biliyorsunuz bu MetaTrader platformları için size link bırakıyorum. Bu videonun altına da bırakacağım. Hani bu dolarda nasıl satıp alındığı, düşük makas aralıkları, bununla ilgili gece 23 saat, 24 saat açık bir platform MetaTrader'dan devamlı bahsediyoruz. Bununla ilgili çok uygulama istiyordunuz. İndiren çok arkadaşımız var. İndirmeyen kardeşlerimiz de indirsinler. Videonun altına koyacağım A1'in linkinde. Dolayısıyla onu indirirseniz yarınki canlı yayında demoda ufak tefek böyle nasıl işlem yapılır, alış, satış, nasıl yazılıyor, pasif alış, pasif satış, bu gibi ufak tefek böyle şeyler yapacağız. Şimdi yavaş yavaş biraz böyle bakalım dünyada bugün ne oldu. Dediğim gibi altın birazcık hareketlendi yukarı doğru FED öncesi. Bizim içeride dolar TL özellikle biliyorsunuz 74.50 seviyesi yukarı geçilmediği sürece bir çıkıştan bahsedemeyiz diyorduk. 74.50'nin üzerinde de 76.90, 77 bandı ve 79.40 bandları vardı. Dolar TL'ye bugün gene 74 civarlarından tekrar satış yedi. 70.50 önemli bir desteğimiz vardı dün yaptı. Bunun altında bir 69'lara sarktı dünkü high seviyesine. Buradan tekrar içine girdi. Ama biraz zayıf seyri sürüyor. Yani şu 74.50 bölgesini geçemediği sürece oyun sahası biraz daha burada kalacak. Yani 74.50 bizim için ilk kritik nokta. Onun haricindeki hareket devam ediyor. Zaten günlüklerde daha önce söylediğimiz yukarı doğru 5.79.40, 5.80'lerin yukarı geçilmesi artık çok önemli. Bunun üzerinde, çünkü bu seviyenin üzerinde günlük grafikler artık bir 5.95, 5.94 hareketi başlatır. Ama burayı geçemediği sürece ilk etapta 5.74.50, arkadan da 5.76.86. Şimdi FED'den önce nasıl fiyatlama var diye şöyle bakarsak, önce altına bakalım. Altında bu 1555'lerden gelen düzeltme 1484'lere doğru şöyle yavaş yavaş RSI tarafında çift dip yaparak dönmeye çalışıyor şu anda. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Bakalım yarınki açıklamalara göre altın nereye kadar gidebilecek? Buradan bu çıkışla tekrardan bir satışla karşılaşır, tekrar dönerse yarın öbürsü gün burada bir omuz baş omuz yapma ihtimali var. Sonuç itibariyle 1484'ler artık günlük ve haftalık grafiklerde çok kritik olacak. Ama yukarı doğru bir tepki isteği var. Şimdi bu tepki isteğine baktığımız zaman 1525'ten kısa vadede gelen düşüş trendini bugün kırdı zaten. İlk hedefi 1511'ler, arkadan da 1525'ler. Sanki 1511'lere doğru isteği devam edecek gibi. Aşağı doğru düzeltmelerde 1500 destek olarak gelecek gibi. 1493 ve 1485 de esas 1485 çok önemli bir destek. Ama grafiğin yönü birazcık daha 1511 bandı gibi gözüküyor. Ve günlüklerde yarın birazcık daha sanki istekli olacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi burada bir ikinci omuz oluşur, bir satış gelir. 1484 o zaman kırıldığı zaman farklı bir hikaye konuşuyor olabiliriz. ABD faizlerinde özellikle 10 yıllıklarda 1.44'lerde yaptığı diple beraber 1.93'lere doğru bir tepki verebileceğini konuşmuştuk. Buralardan biraz satışla karşılaşınca hafif buradan bir düzeltme yedi. Bu da çok normal. Petrol fiyatlarında drone saldırısı yüzünden biliyorsunuz yukarı gap'le açılmıştık. 70 dolarları görmüştük bugün. 70 dolarlardan 65 dolara doğru bir düzeltme geldi. Özellikle şu 67-76'nın kırılmasıyla beraber gece saatlerinde, öğleden sonra Şimdi tekrardan şu gördüğüm minimum 64.400'ler önemli bir destek artık. Yukarı doğru 67-76'lar önemli bir direnç olacak ama tabii ki bizim önemli dediğimize bakmayın. Sonuç itibariyle şu anda gözler kulaklar devamlı haber akışlarında. O yüzden dikkat etmekte devamlı fayda var. 64.400 ama önemli bir pivot nokta oldu aşağıda bir destek. O yüzden buraya bakmakta arkadaşlar fayda var. Dediğim gibi de videonun altına linki koyacağım. Abil Kapital'in demosunu indirirseniz bugün ve yarın MetaTrader'ı oradan arkadaşlar nasıl alım satım yapıldığını demoda ufak ufak göstereceğim. Bu arada bu hafta sonu Allah kısmet ederse cumartesi günü Ankara'dayız. Ankara eğitimi olacak. Ondan sonraki hafta İzmir'de bir seminerde olacağız. Gene Abil Kapital'in düzenlediği ücretsiz seminer olacak arkadaşlar. Bunun duyurusunu yapacağım zaten linkini. 5 Ekim'de İstanbul'da olacağız. İstanbul'da trade eğitiminde. 12 Ekim'e de İzmir'e trade eğitimi koyuldu. Orada da şey açıldı arkadaşlar, başvurular. Bilginiz olsun, bekleyen dostlarımız vardı zaten sağ olsunlar. İzmir tarafı açıldı. O yüzden siteden bakarsınız arkadaşlar. Yarın sabah Allah kısmet ederse tekrardan görüşürüz, bakacağız. Kolay gelsin herkese.